Merhaba. Bu videomuzda Instagram hesabına başkasının giriş yaptığını nasıl anlarız? Bunun videosunu çekeceğiz. Öncelikle Instagram uygulamasına giriş yapıyoruz ve sağ üstteki 3 çizgiye tıklayarak ayarlara geçiyoruz. Ayarlarda hesabımızın güvenlik kısmına gelmeliyiz ve burada bizi ilgilendiren kısım. Yani giriş hareketleri bulunuyor. Giriş hareketleri kısmında daha önce yapılmış girişler gösterilecektir. Bu şu an aktif cihazımız en baştaki sırada yer almakta. Ardından da diğer cihazlar sırayla listelenmekte. Ancak burada belirtmem gereken birkaç ayrıntı var. Aksi takdirde insanlar sürekli hesabıma bu mu girmiş yoksa böyle mi olmuş gibi sorularla gelebiliyorlar. Ee, öncelikle birinci ayrıntımız hesabınıza Samsung SMG gibi bir cihazla giriş yapıldığı görünebilir. Bu ne demek? Ee, mesela benim de şu an Samsung bir cihazım yok ama burada 21 saat önce 3 gün önce giriş yapıldı yazıyor. Bunun sebebi hesabınızda kullandığınız uygulamaların, araçların Samsung cihaz olarak kaydedilmesidir. Yani cihazınızda daha doğrusu hesap geçmişinizde bu uygulamayı görürseniz bundan şüphelenmeniz gerekmiyor. Bir diğer ayrıntıysa cihazınıza giriş yapılan konum. Bazen konumlar e, istemeseniz bile GPS'inizin hatasından dolayı yanlış gösterilebilir. Mesela ben daha önce hiç Bursa'ya gitmedim. Ancak burada iPhone cihazından Bursa'ya girilmiş görünüyor. Bu neden olur? Cihazın GPS'i hatalı gösteriyordur ve Bursa'ya girilmiş görünüyoruzdur. Bu ne demek? Yani böyle olduğunda... Cihazımızla ilgili başkasının giriş yaptığını nereden anlayacağız? Eğer bu durumdan gerçekten şüpheleniyorsak, şüphelendiğimiz tarihte başka bir giriş var mı diye düşüneceğiz ve kaç kere giriş yaptığımızı hesapta tutmaya çalışacağız. Örnek veriyorum. O gün sadece kendi telefonunuzdan girdiniz ama kendi telefonunuz değil, başka bir cihazdan girildi görünüyorsa bu bir sorun olabilir. Ancak kendi telefonunuz farklı bir konumda görünüyorsa bu yüksek ihtimalle bir sorun değildir. Yani yapmanız gereken şey burayı sık sık kontrol etmektir. Diyelim ki Hesabımızı daha fazla güvene almak istiyoruz. Bu durumda ne yapabiliriz? 2 faktörlü kimlik doğrulaması seçeneğimiz var. Bu ne demek? Bunu girdiğimiz zaman hesabımıza şifreyle giriş yapmak yeterli olmayacaktır. Yani hesabımızın şifresini bilen biri hesabımıza giremez. Neden? Çünkü bunu yaptığımızda banka hesabı gibi telefonumuza SMS zorlaması ya da manuel doğrulama gerekecektir. Aksi takdirde şifreyi bilmek yeterli olmayacaktır. Eğer hesabınızın güvenliğinden şüpheleniyorsanız bu özelliği açabilirsiniz. Bir diğer özellik ise diğer hesaplardan çıkış yapabilme özelliği. Bunun için şifrenizi değiştirebilirsiniz. Şifrenizi değiştirmenizin ardından hesabınızda diğer tüm cihazlardan çıkış yapabilirsiniz kalsın mı ya da sadece bizim hesabımızda kalsın mı soruları gelebiliyor. Ya da direkt eski hesabınızın giriş yapıldığı tüm hesaplardan otomatik çıkış yapılıyor. Yani artık Instagram sizden başkası tarafından giriş yapılmışsa bile telefondan otomatik olarak atıyor. Bunun yanı sıra güvenlikle ilgili önemli bir konu olarak Instagram hesaplarının nasıl çalındığını anlattığımız bir videomuz olacak. Bu videoyu da yayınladığımız zaman videonun bitiş ekranlarına ekleyeceğiz. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz.